Zonguldak çapında, diğer ilçelerde de devam ettiler. Biz bu süre içerisinde hem büyük firmalar, bölgemizde ciddi istihdam sağlayan büyük firmaları ziyaret ettik, hem daha küçük ölçekli, 10 kişiye kadar, bazen 5 kişi çalıştıran yerler var. Onlarla biraz sektörle ilgili, kendi çalıştığı sektörlerle ilgili gidişat nasıl, özellikle bu pandemi süreciyle birlikte yaşanan sıkıntılar nedir, bu sıkıntıların giderilmesi adına neler yapılıyor ve sektörün içinde olan insanlar olarak giderilmesi adına neler yapılabilir? Bunları hem öğrenmek hem bu çözüm sürecine katkıda bulunabilmek adına bu çalışmaları yapıyoruz. Tabii bizim için pek çok sektör bundan negatif olarak etkilenmiş. Bunu net olarak gördük. Yani. Bazı ihracata bağlı çalışan, dışarıya üretim yapan ve ihraç edebilen demir-çelik sektöründeki firmalar en az etkilenenler gördüğümüz ve aynı şekilde market bazında gıda satanlar işlerinde bir artış da söz konusu. Fakat onun dışında bütün sektörler ciddi şekilde etkilendi. Şimdi bunun içerisinde bizim şoför esnafımızda çok ciddi bir yer kaplıyor. Tabi burada daha önce bazı sıkıntılar da olmuştu. Özellikle taksi esnafımızla ilgili, halk otobüsleriyle ilgili. Bunlar bir şekilde rayına oturtuldu diyelim. Ama bu pandemi süreciyle birlikte ciddi derinleşen sıkıntılar var her sektörde. Tabi benim de çocuklarım var okula gidip gelen özellikle. Okul servisi anlamında hani olayların işleyişine nispeten daha fazla hakimiz. Ama tabi bu yüz yüze eğitimin belli bir süre yapılmaması, daha sonra kademeli olarak açılması çok ciddi bir şekilde en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi bu. Bu ne? Bununla ilgili ne yapılıyor, neler yapılabiliyor? Sizinle ilgili, sizin ihtiyaçlarınızın giderilmesi adına, ekonomik kayıplarınızın giderilmesi adına veya ayakta durabilmeniz adına neler yapılıyor? Devlet bu konuda bu ne kadar bu işin içerisinde? Tabii bizim belli başlı ön bilgilerimiz var ama biz bunu her zaman hem sektörün kendi içerisindeki emekçisinden, bu işin başındaki insanlardan öğrendiğimiz zaman sorunları çok daha net tespit edebilip onların üzerine gerekli adımları atabiliyoruz. Bu noktada sizin fikirlerinizi almaya geldik. Ne yaparız, ne ederiz, durumunuz nedir, bunları öğrenmeye geldik. Çünkü bizim genel başkanımızın özellikle bu süreçle ilgili esnaflara yardım anlamında bir 14 maddelik bir beyannamesi olmuştu. Buradaki beyannamedeki maddelerin sorunların büyük bölümünü çözeceğine inanıyoruz. Ama tabii ki bunu net olarak sektörün içindeki insanlardan ne kadar fikir alabilirsek çok daha net bir şekilde adını koyabiliriz diye düşünüyorum başkanım. Şimdi biz ilçe bazında 120 araç olarak hizmet vermekteyiz. Bizim şu andaki araçlarımız yaklaşık 7-8 aydan beri çalışmıyoruz herhangi bir şekilde. Şu andaki süreçte okulların açılmasında 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar açıldı. Bunlar da kademeli açıldı. Yani bir öğrenci ayda 8 gün okula gidiyor. Ve bunu veli kendi bırakma taraftarı. Zaten çünkü fiyatlar işte şeyler bizi kurtarmadığı için velilere de hak veriyoruz bu konuda biz. Şimdi öncelikle şunu sorayım ben. Evet. Mesela servis ücretlerinde nasıl bir ayarlama yaptınız? Diyelim 8 gün gidiyor. Evet. Eskiden 20 gün gidiyordu diyelim. Evet. Şimdi bu oran düştü. Evet. Ama tabii bir de şöyle oldu. Araç içerisinde alabileceğiniz normalde öğrenci sayısı da azaldı. Evet. Yani işte bu testere tarzı oturma, evet, yani sosyal mesafeyi koruma adına böyle bir şey oldu. Siz ücretlerde bir ekstra bir ayarlama benzeri bir şey yaptınız mı? Nasıl bir şey? Şu şekilde ücretlerde ayarlama yaptık. Yalnız bizim yaptığımız veliye hem bizi koruması bağlamında bir şeyler yaptık. Ama bunda tabii ki biz şöyle izah edeyim size. Yani artık bir taksi dolmuş gibi hani böyle bir fiyatlandırma yaptık. Yani hani şu anda fiyatları da size dans etmem yanlış olur. Ama hani normal fiyatlar değil tabii. Değil, taban fiyatlar. Onu merak ediyorum yani. Taban fiyatlar. Yalnız işte bizim bunda genel bütün araçlarımız çalışmıyor. 120 arabanın şu anda 20 tanesi aktif halde çalışıyor. Evet. Yalnız işte koltuk kapasitesi şeyi var. Mesela 19 kişilik araçta 10 kişi var. Ve bu zaten bizi minimize edebilecek şekilde hem veliyi hem biz kendimizi koruyabilecek şekilde bunu bu şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz şu an. Başka sormak istediğiniz şey varsa peki bu yapmış olduğunuz
fiyat uyarlaması. Evet. Sizin zaten karınız büyük ortada. Çünkü ortadan kaldırıyor. Evet. Kar etmeniz benim anladığım kadarıyla mümkün değil. Evet. Belki bir mazot masrafınızı, aracın bakım masraflarını karşılar diyelim. Fakat şimdi sizin sigorta işleri var, evet. Vergi işleri vardı. Araçları krediyle alınmış olan esnaf var bir sürü. Yani bu şimdi bu süreçte esnaf kefalet kooperatifi bize gerekli olan desteği verdi. İşte 6 ay öteleme oldu devlet tarafından. İşte 6 ay ötelenecek dediler. 6 ay öteledik. Biz kredileri yalnız buradaki sadece servis için maliyeti şu. Öteleme değil, faizli öteleme istemiyorlar. Yani normal kredini ötelesin ama faizli ötelenmesin. Normal kredilerimizi öteledi, evet doğru, ama faizli öteledi. Atıyorum işte 20 milyonsa 25 milyon olmuş oldu yani. Bir şey bu şekilde olmuş oldu. Yani çok bunda, faiz ciddi bir kolaylık yoktu. Yani hesapladığım zaman sanki takside öde, sadece şöyle oluyor. Takside ödemezsen yapılan bir hani kavuşturma oluyor peşinden. Evet. Fakat ödediğin para anlamında banka faizini alıyor. Yani o anlamda böyle bir kolaylık görmemiştim. Aynı şey sizin için de geçerli olarak devam ediyor. Evet. Anladım. Biz bandrollerimizi ödüyoruz. Araçlarımızın muayenesini yaptırıyoruz. Zorunlu olduğu takdirde tabii ki yağ bakımıydı, işte lastik bakımıydı, bunları mecburen yaptırıyoruz. Çünkü önümüzdeki sürecin neye getireceğini bilmiyoruz. Anlık okullar da açılabilir. Komple kapanabilir. Hiçbir şey olmadığı için biz gerekli aynı rutin bir şekilde bekliyoruz. Bu esnaf şeyde 120 aracın 60 tanesi kendi şahıs adına çalışıyor. 60 tane bizim ekmek verdiğimiz, iş verdiğimiz insanlar, kişiler var. Bunun yanında rehberlerimiz var. Bunlara devam ediyoruz. Yani çünkü bir şekilde minimize de olsa evine bir ekmek getirmesi gerekiyor. İşte bunu bir şekilde biz de tedarik etmeye çalışıyoruz. İşte iş adamları, abilerimiz var, bunlardan destek aldık bazı konularda. Belediyeden sadece bizim sıkıntımız, belediyeden şu anda güzergah belgelerini iptalini istiyoruz. Güzergah belgesi parasını almasınlar, yani en kötü bunu yapabilsin belediye bize. Bizim başka bir problem olarak şeylerimiz bunlar. Ekstradan aslında konumuz dışı bir şey ama evet. Daha önce sizin belediye başkanımız var, Gülüş Belediye Başkanı. Bunun bu süreçte, bu süreci değerlendirip bu pandemi dönemi kendine kar çıkarma babında 5 tane plaka çıkardı. Zaten biz 120 araba bu Ereğli'de birbirimize çarpışarak bir şeyler yaparak hani bir şey halkın menfaatleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Ama bu şahıs yani bu belediye başkanı da bize bu şekilde bir gol atmış oldu diyelim. Yani bu şekilde konuşalım. Ve bu plakaların verilirken, insanlar plakaların yerlerine girerken süreli mi, süresiz mi olduğu da belli olmayan bir durumla karşı karşıya. O arkadaşlar bizim arkadaşlarımız plakalar var. Bununla ilgili de kendisine bir soru yönelttiğimizde ben süresiz verdim diyor ama kanuna aykırı, belediyeler kanuna aykırı. Şimdi biliyorsunuz bir dönem Karadeniz Eylül Belediyesi de bu plakalarla ilgili bir ihale açmıştı. Bu ihalede öngördü Sayın Belediye Başkanı, bizim mağduriyetimizi gördü, plakaları çıkarmayı reddetti. Bu süreçte Karadeniz Belediyesi de bunu çıkarırken 10 yıllık ihale şartına göre çıkardı. Ama işte Gülüş Belediye Başkanı da bunu süresiz verdiğini iddia ediyor bize. Bu hani zaten bu pandemi döneminde bunun bu şekilde bizim önümüze gelmesi de ilginç bir olay. Yani bilginiz olsun. Zaten Ereğli Belediyesi olarak da mahkeme diktiler zaten. Evet. Devam ediyor zaten. Hala devam ediyor. Süreç devam ediyor. Başka bir şey sorabilir miyim? Sizlere bakım yaptırmak zorunda. Yine de yaptırmak zorunda. Evet. Peki onun ne kadar masraf oluyor? Tamam, 3,5 ben verdim daha iyi. 6 aydır. Evet. Ben de bir şey diyebilirim. Bir de bu bir şey sorabilirim. Bu bir de ülke genelinde bu fiyat tarifelerine mesela konfederasyon olarak bir müdahil durumu var mı? Çünkü bazı yerler indirmemiş. Diyor ki eski tarife üzerinden mesela mağdur olan işte diyor ki ben diye öğrenci verisiyim. Eski tarife devam ediyor. Hiç yani böyle bir indirim herhangi bir şekilde bir şey yapılmayan yerler var yani öyle diye. Çünkü dediğiniz gibi yani ülke genelindeki durum ne esasında? Öyle durumu biz buradan her yerde aynı mı acaba? Yani aynı değil. Ki. Tabii ki herkesin çalışma standartları farklı. Farklı şimdi burası bir ilçe. İlçe olduğu için yani bizim standartlarımız haftalık biz ücret alıyoruz. Çünkü okullar yarın kapanabilir. Çünkü haftalık topluyoruz biz. Artık bundan sonra böyle yapacağız.
standlara baktığınız zaman ülke genelinde kilometre bazında zaten bizim fiyatlarımız. Evet, bunlar. Şimdi trafik sigortaları ile ilgili bir mevzumuz vardı. Trafik sigortalarınız tabi erteleme, bu pandemi süreci yok. Bir şey olmuyor. Normal. Trafik sigortası, bandrol, bakın bunlar zorunlu, yaptırmak zorundayız. Hiç bunlarla ilgili bir esnem olmadı. Yok, hayır. Hiç erteleme bir şey olmadı. Yok. Yaptırmayanlara ceza aynı şekilde devam edilir. Evet. Onlarla ilgili de bir... Türkiye dahi kapatabiliyorsunuz. Evet. Evet. Yapıyorlar. Şimdi yapıyorlar. Zamlı. Faiz alıyor. Yani cezalı olarak cezalı alıyor. Evet. Halbuki sizden kaynaklanan bir şey de değil. Yani muayene istasyonu kapatıyor. Kesinlikle başka bir şey. Yani şu anda yatan aracım 15 Mart 2020'den beri yatıyor. Evet. Bu aracıma 5000 liraya yakın masraf ettim, yattığı yer. Durduğu yer. Evet, durduğu yer masraf ettim. Şimdi bize bir yerden de bir kuruş devletten herhangi bir şey yardım gelmemiştir. Şimdi bununla ilgili de bir soracağım bir nokta daha var. Devlet yardımı ile ilgili. Bu 120 araçtan devletten nakdi yardım alan sayı kaçtır? Alan oldu bildiğin kadarıyla. 30. 30 kişi. Neye göre belirlendi acaba? Bu 120 aracı işte liste olarak kaymakam beye biz sunduk. Tamam. Onlar gerekli araştırmasını yaptılar. O araştırmaya göre 30 araca uygun gördüler. 30 araca verdiler şimdilik. Gerekli araştırmadan kastettiğimiz kişilerin ekonomik durumu mu? Evet, ekonomik durumu. Evet. Bunlarla ilgili şirketler de var şimdi bu araçların içinde. Şirket var. Yan gelirde de hem servis şirketi yapılıyor hem de nakliye işi var. Dükkan çalışıyor. Veya bir yerde üç gelir oluyor. Bunları da hesap edelim. Değerlendirelim. Tabii. Peki devam olacak mı yardımların bununla ilgili? Yardımların devam edeceğini söylemişlerdi. Hangi ayda yapılmıştı bu ilk 30 ayda? Yeni. Bir haftalık. Bir hafta oldu. Evet. Bir hafta kadar oldu. Devamı da yapılacağını söylemişlerdi. Evet. Peki burada şoför olarak çalışan veya çalıştırılanlar veya kendi devam eden arkadaşlarımızdan sigorta primlerinin ödenmesiyle ilgili herhangi bir kolaylık sağlandı mı? Onlarla alakalı hiçbir yok, bir şey yok. Normal hiçbir standart, yardım olmadı. Şu anda standart çalıştığımız düzendeki sistem pandemi döneminde de aynı şekilde devam etti. Aynen. Devam. Evet. Sigortamızı yine hatırlamak zorundaydık. Hepsini zorunlu halinde devam etti yani. Evet. Başkanım, ben konuşabilir miyim? Tabii. O sigortayla alakalı ben bir derdir yaklaşık ödeyemiyorum. Benim ödemem 900 TL'li düzenli ödediğim için düzenli ödemem yani vazgeçtiğim yani diyemediğim için şu anda 1018 liraya çıkmış ve artı 7 aydan beri üstüne de faiz çalışıyor. Yani orada da bir kolaylık sağlanmadı. O ciddi bir eksiklik. Yani bu bahsettiğimiz şeyler devletin kolaylıkla aşabileceği şeyler. Sosyal anlayış yapması gerekiyor. Yani bu bunu çok kolay aşılabilecek mevzuatta çok basit değişiklikler mi? Bunların yazışmalarında devam edecek şimdi. Yapacağız işte. Ya tabii yapmak gerekiyor çünkü. Sadece burası için değil, bütün illere kapsayacak. Tabii. Yani şimdi burada bariz bir mağduriyet söz konusu gerçekten. Evet. Şimdi şunu düşünüyoruz. Hani bu işe yeni başlamış bir insan olsun, aracını yeni almış olsun. Çoğu insan bir işe girerken biliyorsun yani krediyle giriyor, bir borçlanarak giriyor. Fakat evet, pandemi talihsiz bir şey. Fakat burada devletin bunu bu yarayı sarması lazım. Ne anlamında sarması lazım? Şimdi bakıyorsunuz çok büyük şeylerden, paralardan vergi affı yapabiliyorlar. Evet. Büyük şirketlerin ciddi borçları affedilebiliyor, ertelenebiliyor veya çok büyük paralar kazandıkları o kazançtan vergiden muaf hale getirilebiliyor. Ama burada sadece bu şirketlere kolaylık sağlandığı zaman küçük esnaf çok ciddi sıkıntı içerisinde. Yani o kadar komik paralar ki o affedilen paraların yanında şu bahsettiğimiz sıkıntıların geçmesi yani en azından ne yapılabilir? Ya bu kredilerin faizleri faizi olarak şahıslara yansıtılması engellenebilir. Sigorta primlerini devlet karşılayabilir. Ya hiçbirini karşılamıyorsan bari bu insanlara ceza uygulama. Yani ceza uygulama. Malum rutin yap fakat işte arkadaşımız sigorta primi 900 liradan 1080 lira gibi paraya çıkmış. Çalışmadı. Yani çalışmadı. Sıkıntı veya aynı şekilde muayene için gecikmiş kendinden kaynaklanan bir şey değil. Muayene istasyonu kapalı fakat 6 ay önce aldığı lastik 1,5 milyar. Yani şimdi 2 milyar oldu. Yani sonuçta sen bunu neden yemeyeceksin? Çalışmayan arabanın muayenesini yaptırmak zorundasın. Yani yedek parça, kış lastik tutacak adam dediğim gibi 1,5 milyar alacağı lastiği 2 milyar alacak şimdi. Ama çok hassas bir iş. Can taşıyor sonuçta. Yani teknik olarak eksikliğin olmaması gerekiyor. Fakat en azından biz bunların giderilebilmesi için
Biz kendimiz yerel yönetim anlamında ne yapabilirsek bunu zorlarız. Fakat onun dışında sizin sesinizin duyulması için ne gerekiyorsa biz bunu yapacağız. Yapmak da zorundayız. Görevimiz bu. Çünkü devletimizin aslında bunları yapabilecek gücü var. Bunu nereden anlıyoruz? Daha büyük paralar yapılabiliyorsa, daha büyük paralar affedilebiliyorsa, kolaylık sağlanabiliyorsa ve bunu onlara göre sıradan vatandaş pozisyonunda olan veya küçük esnaf pozisyonunda olan insanlar için de çok rahat yapabilmesi gerekiyor. Sosyal devlet diyorsak, devlet baba diyorsak, devlet bu özelliğini göstermek zorunda. Sıkıntı şu, çoğu gezdiğimiz yerlerde şunu görüyoruz, maalesef yeterince özellikle küçük esnaf anlamında söylüyorum, devlet yanında olmamış, olamamış. Kolaylıkla yapılabilecek düzenlemelerle bu işler biraz daha kolaylaştırılabilir. İnsanların en azından yarına biraz daha net bakması sağlanabilir. Niye? Daha pandemi süreci bitmiş değil. Şurada bir Mart ayından beri, siz 10 Mart'ta herhalde kontak kapattınız değil mi? 15 Mart'tan beri çalışmıyorsunuz düzenli bir şekilde. Fakat önümüzdeki Mart'a kadar çalışacak mısınız, çalışmayacak mısınız? Bu da benim. Onu siz de bilmiyorsunuz. Bir hekim olarak yarın ne olacak emin olun bunu ben de bilmiyorum. Çünkü öngöremiyoruz. Vaka sayılarında anormal artışlar bir anda düşüyor sonra bakıyorsunuz tekrar bir dalgalanma oluyor. Ufak tefek ilaç sıkıntıları görünmeye başlandı. Şimdi yarını görmek mümkün değil. Şimdi siz yarına hiçbir şekilde güvenli bakma şansınız yok ki. Ne zaman para kazanacağınızın bir şeyi yok. Garantisi yok. Çok sıkıntılı. Bunları ne kadar dile getirirsek, bunları makul mantıklı bir şekilde, biz burada her şeyi devlet halletsin demiyoruz. Öyle bir anlayış da yok zaten. Fakat yapılabilecek şeyleri devletimiz yapmak zorunda. Esnafının yanında olmak zorunda. Çünkü sizden vergi alıyor. Acımıyor vergiyle ilgili alıyor. Bu muayenelerden parasını alıyor devlet, payını alıyor. Her türlü belgenizden devlet de parasını alıyor. Yerel yönetim de bundan payını alıyor. Ama bu sadece tek taraflı olmaz. Yani bu tür negatif olan, kötü gelişen durumlarda da yanında olması lazım. Aslında sigorta dediğimiz şey ne? Aslında bu sosyal sigorta. Amacı bu aslında. Yani bunu sağlayabilmek. Bununla ilgili gerekli fonlar da aslında devlette var. İşsizlik fonu var, işsizlik maaşını sağlayacak fon var, kısa maaş ödenekleri var, deprem sigortalarından biriken paralar var. Var oldu var yani aslında çok fazla fon var ama bu fonların nereye gittiğini net olarak göremiyoruz, bilmiyoruz. Objektif, şeffaf bir şekilde bu burada harcanmış, bu burada harcanmış. Bunları bilmemiz lazım ki insanlar bunları öderken de rahat etsin. Bu noktada biz sıkıntımızın ciddi bir şekilde farkındayız. Bununla ilgili sesin duyulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bununla ilgili gerekli girişimler hem burada yerel bazda mikrozal olarak da takip edeceğiz. Aynen öyle. Biz aynı zamanda bunu vekillerimize de ileteceğiz, genel merkezimize de ileteceğiz ki zaten bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, raporlar hazırlandı, sunuldu. Fakat biz bunu tekrarlatacağız, bir daha duyurulmasını sağlayacağız. Bununla ilgili kolaylaştırıcı kanun teklifi anlamında neler yapılabilir, mevzuatla ilgili nasıl düzenlemeler yapılabilir? Buna bakmak lazım. Tamam, devlet de önünü göremiyor şu an. Bu sürecin ne kadar gideceğinde devletin de çok net bir öngörüsü maalesef yok. Dünyada hiçbir devletin net bir bununla ilgili öngörüsü yok. Fakat burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece vatandaşın iyi niyeti değil, devlet değil daha iyi niyetli davranmalı, daha sevecen davranmalı. Bu kayıpları nasıl giderebiliriz veya bu kayıpların daha fazla artmasını nasıl engelleyebiliriz? Çünkü şimdi siz kredinizi ödeyemediniz, ne olacak? Nasıl kredi faizinde size kolaylık sağlanmadıysa aracınızı alacaklar aslında. Başka veya ipoteklediğiniz başka bir şey olsa bunu yapacaklar yani. Şu anda en büyük tehlike zaten önümüzde o başkanım. Ne olacak önümüzdekiler? 120 aracın bir tanesi ben esnaf kefalet kredi kooperatifine kredi çekmedim diyemez. Hepimiz çektik. Bu 8 aylık süreçte yani çoluk çocuğumuz var, geçinmek zorundayız. Hiçbir yerden gelirimiz yok. Mecburen çektik. Şimdi zaten okullar yine açılmıyor doğru düzgün. Benim başkanım az önce arkalarda 10 kişi var diyor. Yani 4 kişi 5 kişi diyor. Yani o da veliyi yolda bırakmamak için. Veliler işte ısrar ediyorlar. Ben işe gidiyorum. İşte evde çocuğumu getirip götürecek kimse yok ki. İnanın arabalarda 3 kişi 5 kişi 4 kişi var. Ya para kazanmıyorsun. Para kazanmıyorsun. Hatta bazı seferlerden zarar bile ediyorsun. Evet kesinlikle para kazanmıyor. Bir de bu krediler ertelenmezse biz o zaman gerçekten çok kötü, daha da kötü bir pozisyona düşeceğiz. Şimdi buradaki araçlar